Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde komşu, tümler, bütünler ve ters açılarla ilgili alıştırmalar yapacağız. Hemen birinci soruyla başlayalım. Bir tablo verilmiş ve açılar veriliyor. Bu açıların tümleri ve bütünlerini yazmamız isteniyor. Tümleri ve bütünleri bir hatırlayalım. Toplamları 90 derece olan iki açıya tümler, Toplamları 180 derece olan iki açıya da bütünler açı diyorduk. Şimdi 12 derecenin tümleri nedir? 12'yi kaçta toplarsak 90 olur. Tabii ki 90'dan 12 çıkarttığımızda 78 cevabını buluruz. Peki 12'nin bütünleri nedir? 180'den 12 çıkarttığımızda 168 cevabı ortaya çıkar. 45'i kaçta toplarsak 90 olur? Yani tümleri nedir? 45'tir. Bütünleri nedir? 135'tir. 180'e tamamlayan. 88'i 90'a tamamlayan 2'dir. 180'e tamamlayan 92 derecedir. 90 dereceyi 90'a tamamlayan tabii ki 0 derecedir. Yani tümleri 0 derece. 180'e tamamlayan yani bütünleri ise 90'dır. 90, 90 daha 180 eder. 5 derecenin tümleri 85, bütünleri 90, pardon 175 derecedir. 180'e tamamlıyor. 67'yi 90'a tamamlayan 23'tür. 180'e tamamlayan 113'tür. Bütünleri 113'tür. Peki. Şimdi buradan sonraki sorularda açı değil de tümleri ya da bütünleri vermiş. Şimdi tümleri 43. Bu i̇lk sıra tümlerdi. Tümleri 43 olan açı ne ile 43 toplarsak 90 olur. 47. Demek ki bu açı 47'dir. Önce açıyı bulmamız gerekiyor. Peki 47'nin bütünleri nedir? 47'nin bütünlerini bulmak için 180'den 47'yi çıkartırsak 133 dereceyi buluruz. Burada da bütünleri 177. Bütünleri 180'e tamamlayan bir açı var. Ya yani bir açı var 180'e tamamlayanı 177. O zaman bu açı 3 derecedir. Peki 3 derecenin tümleri nedir? Yani 90'a tamamlayanı 87'dir. Tümleri 16. Yani 90'a tamamlayanı 16 olan açı 74 derecedir. Peki 74'ü 180'e tamamlayan açı kimdir? 16'yı bakın baz almıyoruz burada kendimize. 74'ü çünkü açımız 74. 74, 180'den 74 çıkarırsam 106 sonucuna pardon evet 106 doğru dedim yanlış mı yazdım? Evet. Bütünleri 95. 180'e tamamlayan açısı 95. O zaman bu açı 85 derecedir. Hatta yukarıda say Yok. 85. Peki 85'i 90'a tamamlayan açı kimdir? 5 derece. Bir an şurayla bir tereddüt yaşadım. Acaba aynısını mı sordu diye. Yok farklıymış arkadaşlar. Orada 5 derece vermişiz. Burada 85 derece. 71 derece. Tümleri 71 bakın tümleri. 90'a tamamlayanı 71 ise bu açı 19 derecedir. Peki 19'un bütünleri de nedir? Bakın 71'e bakmıyorum. Açımız 19 derece. Önce açıyı tespit etmemiz lazım. 19 derece 180'e tamamlayan 161 derecedir. Evet. Burayı bu şekilde tamamladık. İkinci sorumuzda bize birçok açının olduğu doğrular çizilmiş. Diyor ki KSR açısının ters açısını. Önce açıyı bir bulalım. KSR KSR yani bize gösterdiği açı şu açı. Ters açı neydi? Ters açı hatırlayalım. Zıt yönlere bakan, sırt sırta durup zıt yönlere bakan. kuzeyse ise güneye, doğuysa batıya. Peki bu açının ters açısı şu taradığım açıdır arkadaşlar. Yani kim? Bu arada ortadaki nokta S noktası. M, S, N açısı ya da N, S, M fark etmez. M, S, N açısı yazıyoruz. Gelelim ikinciye. KSL açısının ters açısı. KSL hemen bulalım k s l Bakın bize dediği açı şu. Bunun zıttı, tersi bakan açısı şudur arkadaşlar. Bakın boyuyorum. Peki bakın zıt yöne bakıyor. Şu şekilde. Peki bu boyadığım açı ne? PSN açısı. PSN açısı diyorum. Bunu da silelim hemen. RSP açısının ters açısı. RSP. RSP. Şu açının ters açısını soruyor. Bu açının zıt yöne bakanı şu açıdır. Yani kim? LSM. LSM açısı. Peki bunu da sildim. NSP'nin tersi NSP. Bulalım hemen. NSP. NSP şu arkadaşlar. Bunun tersi şu açıdır. Yani KSL açısı. KSL açısı. Sildim. LSM. LSM. LSM açısını buldum. Bu. Tersi nedir? Tersi şurası arkadaşlar. Bakın. RSP ya da PSR. PSR yazalım hadi. PSR açısı. Ve son olarak NSM NSM. NSM şu açının tersi ilk başta yaptığımız aslında şu açı tepedeki açı KSR açısı. KSR açısı diyoruz arkadaşlar. Ters açı neydi? Tekrar edelim. Zıt yönlere bakan sırt sırta durup zıt yönlere bakan açılar. Üçüncü sorumuzda gene bir e, şekil vermiş bize diyor ki doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazınız diyor. Şöyle alalım. Peki bakalım hangileri doğru? Diyor ki AKB açısı ile şimdi AKB'yi bulalım. AKB çizerek rahatlıkla bulabilirsin. Bakın AKB 35 derece üzerine yazalım. BKD, BKD onu da çizelim. B, K ve D. Bakın. B, K, D. Şurası 90 derece. Göstermese de bu zaten belli oluyor arkadaşlar. B, K, D dediğimiz açı 90 ile 55'in toplamıdır. Yani burası böylece 145 derecedir. Bakın. B, K, D açısı. Tekrar çiziyorum bakın. B, K, D. Yani Şurada dahil buna. Burası 90 derece. Aynı şuradaki açı gibi. Burası 90'dır. 90 ile 55'in toplamı 145 derece. Yazıyorum. Diyor ki bütünler açılardır. Evet 35 ile 145'i topladığımızda 180 yapar. Bütünler açı zaten demek toplamları 180 demektir. O yüzden bu ifade doğrudur diyoruz. Şekilimizi temizleyelim. Diyor ki ikinci cümlede AKF tümler açıdır. AKF hemen bulalım. AKF bir kere bulmamıza bile gerek yok. Burada bir tuzak kurulmuş. AKF 90 derece. 90 derece sembolü var bakın. Şu sembol 90 derece. Şöyle temizleyelim görelim. Bakın şuradaki kutun içinde nokta işareti bu dik açı demektir. Evet 90 derece e, ama tümler açı. 90 derece demek değildir ki toplamları 90. İki açı olması lazım tümler diyebilmemiz için. Ama burada bir tane açı vermiş. Bu dik açıdır. Tek başına 90 derece dik açıdır. İki açıyı toplayınca 90 yapıyorsa bütünler açıdır. Burada bir tuzak vardır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Üçüncü cümlemizde FKE ile hemen bulalım. FKE. FKE. Kaç derece? 55 derece ile EKD, hemen onu da bulalım, EKD yani 35 derece. Toplayınca ne yapıyor arkadaşlar? 180 yapıyor mu? Pardon, 90 yapıyor mu? Tümler demek neydi? Toplamları 90 demekti. 55, 35 daha 90 yapıyor. Tümler midir? Evet, tümlerdir. Diyeceksiniz ki hem yan yana hocam komşu tümler. Tümler doğu ifadesi doğru mu? Doğru. Hani toplamları 90 yapıyor mu? Yapıyor. Peki. Aslında aynı zamanda komşu durdular. Yani komşu tümler en doğru ifade ama sonuçta tümler de yanlış bir ifade değil. CKB. Hemen bulalım. CKB. CKB 55 derece bakın. CKB. 55 derece. BKA. BKA k35 Peki komşu tümler açılardır Evet toplayınca arkadaşlar 180 yap, Pardon 90 yapıyor tümler demek toplamları 90 ee, hem de yan yanalar komşu tümler midir Evet o zaman buna da doğru diyebiliriz Peki gelelim sonuncu ya. FKE 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 55 derece 55 derece ile AKB AKB şimdi dikkat bakın burada bir tuzak var gene. FKE ile şu iki açı bakın. Ters açılar değil. Zıt yönlere bakıyormuş gibi duruyor ama tam da öyle değil. Bir kere FKE açısının şu açının içini boyayalım şöyle. Bu açının tersi budur arkadaşlar. BKC açısıdır aslında. O yüzden bu ifade yanlıştır diyoruz. Evet. Dördüncü sorumuza geçelim. Tümlere iki açıdan biri diğerinin beş katının altı eksidir. Büyük açının bütünlerinin ölçüsü. Ölçüsü kaçtır diye soruyor. Peki şimdi iki açı var. Biri büyük açı, biri de küçük açı olsun mu? Biri diğerinin 5 katının altı eksi. Şimdi küçük olana bir tane zarf verirsek, büyük olan bunun 5 katı olduğuna göre bir kere 5 tane zarf yapacak mıyım? Yapacağım. Bir de 6 eksidir diyor. 6 ile 6 yazacağım. Peki büyük açı ile küçük açı, madem tümler iki açı, toplamları da 90 olacak. Toplayalım. 5 zarf burada var. Bir zarf da burada var. 6 tane zarf. Şöyle 6 tane zarf çizeyim. Yan yana çizmeyeyim yer kapımız. Bir deneyimiz var? Eksi altımız var değil mi? 6 tane zarftan 6 çıkarınca 90 oluyormuş. Kaçtan 6 çıkartırsam 90 olur. O zaman bu 6 zarfta 96 lira varmış gibi düşüneceğim. 96'dan 6 çıkarınca 90 olur. 6 zarf 96 ise bir zarfı bulmak için 96'yı 6'ya bölelim. Bir zarf arkadaşlar 16 çıkar. Bir zarf 16. O zaman şöyle bir rengimizi değiştirelim bakın. Mavi yapalım. Bir zarf 16 olduğuna göre bir kere küçük açı 16'dır. Büyük açı büyük açı 5 tane zarftan oluşuyor. Ya da direkt şöyle yapalım. 5 ile çarpıp 16'yı 6 çıkarabilirdik ama toplamları 90'dı ya 90'dan 16 çıkartırsam zaten büyük açıyı bulur. Tümler ya bu iki açı. Toplamları 90. 74 derece olduğunu bulabiliyorum büyük açının. Peki cevap 74 mü? Acele etmiyoruz. Bakın ne diyor? Büyük açının yani 74 derecenin bütünlerinin ölçüsü kaçtır? Bütünlerinin bize 74'ün 74 derecenin diyelim daha doğrusu 74 derecenin bütünleri soruluyor. Burada tuzak kurulabilir. Dikkat. 74'ün bütünleri. Bütünler ne demek? Toplamları 180 demek. 180'den 74'ü çıkartırsam cevabım 106 derece olacak arkadaşlar. 74 değil, 16 hiç değil zaten. Asıl cevap 106 olacak. Beşinci sorumuza gelelim. Bütünler iki açıdan biri diğerinin üç katının yirmi eksiğidir. Şimdi gene iki açı var. Biri büyük, biri küçük olsun. Ee, biri diğerinin üç katının yirmi eksiği. Küçüğe bir tane kutu verecek olursak diğeri büyük olanı e, diğerinin üç katı. Üç zarf verecek miyim diğerine? Verdim. Bir de yirmi eksiği. Eksi yirmi yazıyorum. Toplamları bu iki açının toplamı bütünler dediği için 180 derece. Peki toplayalım. 4 zarf burada var. 1 zarf da burada var. Pardon 3 zarf. 1 zarf daha. 4 zarf yaptı mı? Bir de neyimiz var? 20 eksiğimiz var. Eşittir 180. Neyden 20 çıkarsak 180 olur? 4 zarfın 200 olduğunu bulabiliyoruz. Bir zarfı bulmak için, bir zarfı bulmak için 200'ü 4'e böldüğümüzde zarfın bir tanesi 50 anlamına geliyor. Zarfın bir tanesi 50 ise Hemen rengimizi değiştirelim şöyle. Kırmızıya geri dönelim. E, zarfın bir tanesi 50 olduğuna göre küçük açı 50'dir. Peki büyük açı nedir? Büyük açı 3 tane zarftan oluşuyor. 50 kere 3, 150. 20 eksiği 130. Yani 130 cevabını direkt 180'den 50 çıkartarak, açıların toplamı 180 olduğu için o zaman büyük açı 130 derece. Bize neyi soruyor? E büyük açıyı soruyor. 50'yi bulur bulmaz Hemen şıklarda eğer bu bir test sorusuysa 50'ye atlamayın hemen arkadaşlar. Şıklara koyarlar. Size tuzak kurarlar. Haberiniz olsun. Tümler iki açının birbirine oranı. Şimdi iki açı var. Biri küçük açı, biri büyük açı. Şimdi şunu soracaksınız. Hocam niye büyük açıyı, küçük açı oran diyor ya bakın arkadaşlar. Oran deyince bölüyorduk. Peki soruda vermiyor. Küçüğün büyüğe ya da büyüğün küçüğe oran demiyor hocam. Nereden bildiniz de küçük bölü büyük yazdınız? Arkadaşlar 4 bölü 11. Bakın 4 küçük bir sayı, 11 büyük bir sayı. Demek ki e, küçük olan yukarıda 4 ile orantılandığına göre 4 bölü 11 demektir. Biz burada şunu şöyle düşünebiliriz. Küçük açı 4 tane kutu gibi düşünürsek büyük açı 11 tane kutu. Tek tek çizmeyeceğim. Nokta 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 şöyle 11 tane diyorum. Bu da 4 tane. Not alayım şöyle. Peki oran demek bu demek arkadaşlar. 4'ün 11'i oranı demek. Biri 4 ile orantılıdır. Diğeri 11 ile orantılıdır. Peki tümler diyordu değil mi bu iki açı. O zaman toplamları şuranın toplamı 90 olacak. 4 kutu bir yerinde var. 11 kutu bir yerinde var. Toplam 15 kutu oldu mu? 15 kutu 90 derece. Bir kutuyu bulmak için 90'ı 15'e bölerim. 90 15'e böldüğümde kaç yapıyor? 6 yapıyor. Her kutuda 6 lira varmış gibi düşünün. Peki bize neyi soruyor? küçük olan açının ölçüsünü soruyor. Küçük olan açı 4 tane kutudan oluşuyordu. 6 kere 4, 24. Bakın büyüğünü de bulun isterseniz. Her kutuda 6 olduğuna göre 6, 11 tanesi var. 11 tane 6, 66. Bakın topladığınızda 90 yaptığını göreceksiniz. Sağlama yapar gibi. Ama gerek var mı? Yok. 66 değil tabi cevabımız. Küçük olanı sorduğu için cevap 24 derece olacak arkadaşlar. Evet. Burada bırakıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.